Selamun Aleyküm arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'de 64. sayfaya geldik. Gelin buradan bir miktar tecrüb çözelim. <tik> Euzü ee, billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. inna Bunun da şekli var. Tecrüb kuralı idgam mislen margun Hemen geçmiyoruz. Bir miktar tutuyoruz. Lambda şedde var. Tecrü kuralı idna mislim bilagun nedir? Z derken harf metten Y'ye geldi. Metti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Bir elif miktarı bir parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatmak demektir. Zen harfi pelte kokunur. İnnellezine keferu. Harf metten V var. Ru metti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Ra hükmü ra'dır. Hareketi ötre olduğu için kalın okunur. Ro, ro bu şekilde. Keferu lantuniye. Cezimli nunundan sonra te geldi. Tecuk kralı ihfadır. İhfa gizlemek demektir. Yani buradaki cezimli olan nunu gizleyip sesi gelden getirip bir miktarda tutuyoruz. Lantuniye. anhum ayın harfini çıkarırken boğazımızı bir miktar sıkıyoruz. A, A o. Bu şekilde Cezimli ondan sonra H geldi. Tecu kralı ishardır. İshar açık bir şekilde okumak demek. Yani buradaki cezimli olan nunu açıkça okuyoruz. Annehüm. Cezimli Nundan sonra elif geldi. Tecrüb kralı mimin isarı. Emlühüm, Cezimlerinden sonra vav geldi, mimli sarı. Vav harfi ince bir harf. Dudaklarımızı öne doğru toplayıp o şekilde çıkarıyoruz ve harf elif geldi. Meti tabidir, bir elif miktarda uzatılır. Emlühüm, cezimlerimden sonra vav geldi, mimli sarı. Ve la evla Burada harf metten elif var. Üzerinde uzatma işareti var ve ondan sonra da uzun hemze gelmiştir. İlk ayrı kelimelerde olduğu için meddimun fasıldır ve lam harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. Dört elif miktar ne demek? Dört parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatmak demektir. Vella, la evle La derken de met tabi bir elif miktarı uzatıyoruz. Burada cezim mümden sonra harekeli bir müm geldi. Tecrüb kuralı idgam misli malgun nedir? Ne yapıyoruz yani? Müme şedde verip bir miktarda tutup o şekilde geçiyoruz. Ve la evladuhum minallahi. Nevsatullah geldi. Nevsatullah lam kelam kalın okunur. Çünkü kendinden önceki harfin harekesi üstün olduğu için. Lamda şedde var. Tecev kuralı. İdgan mislim bila günledir. Üzerinde asar var. Meti tabidir. Bir elif miktarı uzatılır. Minnallahi şey'e. Burada tığ duran geldi. Tığ duran hükmü mutlak durulur. Ve iki üstünlü bir harfi bittiği zaman bu çizgilerden birine atıyoruz. Üstün üzerine ve uzatılarak durulur. Buna metde vaz denilir. Bir elif miktarı uzatılır. Şey ve ül ilke. Burada vavun altında kasır yazıyor. O yüzden elif harfini çekmiyoruz. Burada da harf metten gizli elif var. Bizden de uzatma işareti geldi ve ondan sonra da küçük emri gelmiştir. İkisi bir kelimede olduğu için metti muttasıldır ve lam harfini dört elif miktarı uzatıyoruz. Ve ülla ike Cim Cimdura geldiği için ra'da cezim üzerine durduk. Elif ince e diye okunur. Sat kalın. yaz. Ha harfini nefes ağzımızdan akıtıyoruz. Ha. Yan harf metten elif geldiği için meti tabi bir elif miktar uzattık. Bünne derken elif velam var. Velam okunmuyor. Tecrüb kuralı e idgam şemsiyedir. Nunda şedde var. Tecrüb kuralı idgam-ı misleyn nedir? Hemen geçmiyor. Bir miktar tutuyoruz. Ve burası metta arızdır. Harf metten elif var. Son harf harekeli olmasına rağmen durak olduğu için biz cezimli bir şekilde durduk. Yani sebep metten sukun arız var. Tecep kuralı mette arızdır. Ve dört elif miktarı uzatılarak durulur. Eshabünnar Hümfiha Cezim mimden sonra fe geldi. Mimil sarı. Fi Derken harfi metten y var meti tabi. he derken meti tabi. İkisinde birer elif miktarı uzatıyoruz. Fi Duraktan dolayı son harfte cizim üzerine durduk. H harfini boğazdan hırıltılı bir şekilde çıkarıyoruz. Ha ha. Harf metti elif geldiği için meti tabi bir elif miktarı uzattık. Burası da metti arızdır dört elif miktar uzatılarak durulur. Hüm fiha halidun. sadakallahul alim.